Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Halk Ana Haber Bülteni'ne Amerika Birleşik Devletleri'nden bağlanıyor. Şu anda karşımda. Türkiye'de mesele çok. Genç işsizliğinin memleketi Türkiye'den. Sıkıntılı gençlerin ülkesi Türkiye'den. İyi akşamlar Sayın Genel Başkan. Neden şu an Amerika Birleşik Devletleri'ndesiniz? Ne yapmak üzere oraya gittiniz? Sözü size bırakayım. Efendim öncelikle bizi izleyen bütün yurttaşlara selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Türkiye derin sorunlar yaşayan bir ülke ve bu sorunları aşmak zorunda. Çok uzun zamandır seçkin bir ekiple Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını kazandıracak bir planı çalışıyorum. Yani bir şekliyle var olan sorunları aşalım ve ikinci yüzyıla çok güzel yapacağımız işlerle devam edelim yolumuza. Asıl hedefimiz bu. Mevzumuz şu anki krizden çıkmaktan çok daha öte. İktidarı devraldığımızda ki Allah nasip ederse alacağız, ülkeyi bu krizden çıkaracağız. Ve üstelik hızla çıkaracağız. Mesele şu ki, Türkiye hep krizlere girdi, hep acı reçetelerle karşı karşıya kaldı, sonradan yeni bir döngüye girdi. Sonuç hep aynı, hüsran, hüsran, hüsran ve sosyal yıkımlar geldi. Çünkü siyasal ve ekonomik sistemi organize etme şeklimiz bir hayli işlevsiz, hayli yanlış ve hep yeni sorunlara imkan tanıyor. Ama bunu sonsuza kadar çevirmek için büyük bir fırsatımız var. Krizi bir daha tekrara düşmeyecek biçimde aşabiliriz. Yeni bir ekonomik ve siyasal vizyona ihtiyacımız var. Ve bu sefer ülkemizi bu girdaptan çıkaracak bir de planımız var. Onu da ifade edeyim. Yapısal değişikliklerden bahsediyorum. Yeni bir ekonomik paradigmadan bahsediyorum. Bu ekonomik paradigmanın başarısı için birbirimizle yaşama, çalışma ve birbirimizle ilişki kurma şeklimizden bahsediyorum. Temel değişikliklerden söz ediyorum. Köklü bir toplumsal ve ekonomik değişimden söz ediyorum aslında. Yeni bir ilerleme anlayışı, hızlı bir uygulama becerisiyle ülkenin yarattığı zenginliği hızlı alt gelir gruplarına da yayacağız. Bunu yaymak zorundayız. Bir üretim ve paylaşım seferberliği ekonomisi kurmak zorundayız. Bunu yaptığımız zaman toplumsal barışımızı sağlayacağız. Onun için bu ilan edeceğimiz yapısal değişikliklerle ekonomiyi hızla toparlarken paralelde partizanca siyaseti de bırakacak ya da bitirecek adımlar da atacağız. Çünkü ülkedeki bataklıkları kurutmamız gerekir. Üzerinde tepenilen fay hatlarını kırmamız gerekir. Bunları kırmazsak geleceğin eski tarzda şekil almış siyasetini yeniden ülkenin gündemine getirirsek yine gelip çıkmazlarla karşı karşıya kalacağız. Şu an siyasal ortamımız yoksul ve vizyonsuz siyasetçi için oldukça elverişli. Bu siyasetçiler çok kolayca tarihsel fay hatlarını istismar ederek yükselebiliyorlar. Yükselince peşinden ihalecileri, varlıkçıları, beşli çeteleri, mafyaları getiriyorlar. Bu arada sadece 20 yıldan bahsetmiyorum ben. Açık konuşalım. Maalesef çok uzun süredir Türkiye böyle. Atatürk'ten sonra hep böyle gitti. İlk 100 yılımızı açıkça ifade etmek gerekirse heba ettik. Atatürk'ün vizyonunu ama ikinci yüzyılda inşallah artık uygulamış olacağız ve Türkiye'yi çağdaş uygarlığa taşıyacağız. Bakın Erdoğan bu eski dönemin bir sonucu sadece. Darbeciler de geldi gitti bu ülkede. Çok rezil iktidarlarımız da oldu, iktidarlar da oldu bu ülkede. Hizmet vermeye kalktılar, hizmet veremediler. Gelenler, gidenler vesaire. Ama bataklıkları kurutamadılar. Bataklıkları kurutalım ki çürümüş siyasetçiler artık bu ülkeye yüklenmesin. Kavga üzerinden kolayca rant eden siyaset son bulsun. Kavga üzerinden kolayca rant elde eden siyasetçiler var. Bunların son bulması lazım. Var olmak isteyen milletine başka bir vizyonla karşısına çıksın. Oturalım, uygarca tartışalım, uygarca konuşalım. Yani bütünüyle siyasal kültürümüzü değiştirmekten söz ediyorum. Kısır tartışmaların ötesinde yapıcı bir siyaset, kucaklayıcı bir siyaset, kapsayıcı bir siyasetten söz ediyorum. Ve Türkiye hızla gelişmeli, hızla büyümeli. O büyümeyi, kalkınmayı bilimle, üretimle, teknolojiyle gerçekleştirmeli. Eğer siz teknolojiyi ve bilimi reddederseniz ve bu ülkenin güzel üniversiteleri bilgi üretmez ve farklı görüşte siyasal, siyaseten farklı görüşte olan hocalarımızı üniversiteden atarsanız o zaman o üniversite bilgi üretmez. Ve o üniversite bugün
Türkiye'de karşılaştığımız acı tabloyla bizi karşı karşıya bırakır. Gençlerimizin yeteneklerini ve enerjisini biliyorum. Müthiş yetenekli. Burada genç kardeşlerimizle de tanıştık. Onlara Boğaziçi'li öğrencilerin selamlarını da söyledim. Ayrılıkları gayrılıkları bitirirsek bu enerji hızla dünya ile rekabet edecek bir güce döner. Bilimde, teknolojide, sanatta, düşüncede ve sporda dünya ile rekabet eden ve dünyaya ilham veren gençlerimiz ortaya çıkar. Sınırlarımız içinde didişmek için boşa harcanan enerji dünya ile rekabete harcanırsa zenginlik ve refah ülkede kökleşir ve kurumsallaşır. Asıl hedefimiz bu. Özellikle iki meseleyi çözmem gerekiyor. Onu da ifade edeyim. Bir, hızla krizden ülkeyi çıkarmak. Orası kolay. Programımızda bunu duyacaksınız. İkinci mesele ise bir daha da bu tarz sürekli tekrarlanan krizlere girmemizi engelleyecek yapısal adımları atmak. Burası kolay değil. Çünkü birikmiş öfkemiz var, kırgınlıklarımız var. Bu öfkeler haklı bir öfke ama geleceğimizi etkilemesine izin vermememiz gerekiyor. Biraz daha sabırlı, biraz daha geleceğe umutla bakan bir yapımızın olması gerekiyor. Geçmişte yaşananların çocuklarımızın geleceğini etkilemesine, yani olumsuzlukların etkilemesine izin vermememiz lazım. İşte bu zorlu meseleyi başaracağız. Bunda kararlıyım. Bundan dolayı seyahatim siyasal hiçbir içeriğe sahip olmayacak. ABD'de hiç siyasi görüşme istemedim. Önerileri ise reddettim. Etrafımdaki tüm kurbaylarım buna şaşırdılar elbet. Ama ben kararlıyım. Siyasetin girdaplarından tümüyle çıkıp dünyanın en parlak beyinleriyle geleceği konuşmaya geldim. Bu yolculuk sadece bir ilk durak. İngiltere ve Almanya'da çok değerli isimlerle, dünyaya anlam ve değer katan kişilerle buluşacağım. Bu çalışmalar bitince tüm Türkiye'ye açıklayacağım yapısal reçeteyi ve bu reçeteyi herkes görecek. Hem daha sağlıklı hem daha refaha ulaşan bir yapıyı inşa etmeye çalışacağız. Sadece biraz sabır rica ediyorum. Kasım ayında herkes her şeyi duyacak. Burada çok önemli buluşmalar ve ülkemize dair vizyonumuza değer katacak çalışma ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Şunu açıkça ifade edeyim. Medikal teknolojiler çığır açan, başarılara imza atan Sayın Profesör Doktor Canan Dağdeviren gerçekten çok önemli bilgiler verdi. Gazeteci arkadaşlarımız da bu bilgileri yakından izlediler. Aslında Türkiye büyümeyi, Türkiye gelişmeyi hak ediyor. Dağdeviren medikal teknoloji alandaki çalışmalarını bizlerle paylaştı ki bu çalışmalar çok ama çok değerli. Muazzam bir başarı öyküsü. Bu çalışmalardan ülkemiz için yararlanacağız. İnsanımız için, ülkemiz için, geleceğimiz için yararlanacağız. Sayın Genel Başkan, çok teşekkür ediyorum. Sizin canlı yayınımıza katılacağınızı duyan binlerce vatandaş mesaj gönderiyor. Emeklilerden, EYT'lilerden, tüm onlardan, çiftçimizden özür dileyerek gençlerin sorusunu en azından yönelteyim size. Staj mağdurları, sigorta mağdurları var ve KPSS mağduru olarak kendini tanımlayan gençler var. Türkiye'nin işsiz gençleri var. Çok umutsuzlar, umutsuzluğa kapıldıklarını hissediyorlar. Kasım ayını bekleyin dediniz, bir açıklama yapacağınızı söylediniz. Onlara, evet, özellikle Türkiye'nin gençlerine, işsiz gençlerine, hakkı yenilmiş olan gençlerine söylemek istediğiniz ne var acaba? Hiçbir genç umutsuzluğa kapılmasın. Kapımız sonuna kadar açık. Onların hayalleri benim hedefim olacak demiştim. Burada da gençlerle buluştum. Gençlerle sohbet ettim. Gençler burada çalışıyorlar. Ama onlara iyi ortam sağlandığında, yani özgürlük ve güven sağlandığında kendi ülkelerine dönüp kendi ülkelerinde, yani Türkiye'de üretim yapmaya hazırlar. Bunu açıklıkla ifade edebilirim. Şimdi müsaadenizle yayından ayrılmak zorundayım çünkü programımız yoğun ve arkadaşlar beni bekliyorlar. Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim size. Türkiye'nin meseleleri olduğu yerde duruyor. Türkiye'ye döndüğünüzde, evet, tartışmaların devam ettiğini göreceksiniz. Sağolunuz, kolaylıklar diliyoruz. Zaten takip eden meslektaşlarımız var bu gezi. İsmail Saymaz orada CHP lideri Kılıçdaroğlu ile, evet, birlikte. Sağolun yayınımıza katıldığınız için teşekkürler Sayın Kılıçdaroğlu.